Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte atıştırmalık yiyebileceğiniz nefis bir patatesler hazırlayacağız. Akşam çayınızın yanına hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli patates. İlk önce ufak olan patateslerimizi bol suda kabukların ile birlikte yıkayalım. Kabukları ile birlikte hazırlıyoruz. Güzelce ovalayarak yıkamamız gerekiyor. Küçük patates olur ise daha güzel oluyor. Hatta bebe patates bile kullanabilirsiniz, daha güzel olacaktır. Patatesleri tencereye koyuyorum, bir buçuk kilo patatesten hazırlıyorum. Üzerine su ilave ediyorum ve patatesler yumuşayıncaya kadar haşlamamız gerekiyor. Bu şekilde ocağa koyuyorum, bol su koydum, üzerini geçecek kadar. Yanına havuç hazırlamak istiyorum, patatesler ile birlikte. Havuçların kabuklarını soyuyorum. Yarı yarıya kullanabilirsiniz. Havuç miktarını artırabilirsiniz. Seviyorsanız çok lezzetli oluyor yanında patates ile birlikte. Karışık olarak hazırlıyorum hem patates hem havuçtan. Havuçların kabuklarını soyduktan sonra havuçları ayrı bir tencereye koyuyorum. Üzerine geçecek kadar yine aynı şekilde su ilave ediyorum. 4-5 adetten hazırlıyorum. Arz ederseniz miktarlarını artırabilirsiniz. Üzerine suyunu ekledikten sonra patatesler ile birlikte haşlamaya bırakıyorum. Üzeri için sos hazırlıyorum. Sosu için yarım çay bardağı zeytinyağını kaseye koyuyorum. 1 tatlı kaşığı kekik ekliyorum. 1 tepeleme tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve pul biber ilave ediyorum. 1 silme tatlı kaşığı, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı kimyon ilave ediyorum. Çay kaşığın ucu ile karabiber ekliyorum. Miktarları tamamen size kalmış. Ben kullanmış olduğum ölçüler ile ölçüleri sizler ile paylaşıyorum. Çoğaltıp azaltabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum ve sosumuz hazır. Patatesler yumuşayıncaya kadar haşlandı. Fazla suyunu süzdürüyoruz. Kürdan batırıp kontrol ediyorum. Kürdan rahat batıp çıktığında pişmiş demektir. Böyle çok fazla haşlamanıza, dağılma kıvamına getirmenize gerek yok. Şimdi gördüğünüz gibi patatesleri suyun içinden tepsiye alıyorum. Havuçları da yanına alıyorum. Avuçların pişmesinde kürdan ile kontrol ediyorum. Kürdan batıyor ise pişmiş demektir. Bütün olarak haşladık. Şimdi artık e, patatesleri soslama zamanı. Hazırlamış olduğumuz zeytinyağlı baharatlı sosun içine koyuyorum ve her tarafına sos gelmesini sağlıyorum. Fırça ile de sürebilirsiniz veya bu şekilde benim yapmış olduğum gibi kasenin içine koyup her tarafını soslayabilirsiniz. Bütün patatesleri bu şekilde sosluyorum bütün patatesleri sosu bulayıp fırın tepsisine yerleştirdim şimdi patateslerden sonra havuçların da her tarafına bu sostan sürüyorum bolca hiç sossuz kısmının kalmaması gerekiyor lezzetli olabilmesi için ve artık patatesleri çatlatma işlemine geçiyorum çatlak patates hazırlıyoruz Çünkü su bardağının tabanıyla bastırarak patateslerin ezilmesini sağlıyorum bütün patatesleri bardak ile ezip hazırladım şimdi önceden ısınmış alt üst ayar 230 derece fırında 25 dakika pişmeye gönderiyorum. 25-30 dakika pişmesi yeterli. Tepeleme 1 yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra ocağın altını kapatıyorum ve içine 3 diş sarımsağı rendeliyorum. Sarımsakları rendeleyip yağın içine ekledim. 3 diş sarımsak bizim için yeterli gelecektir. Sarımsakları rendeledikten sonra bir tutam maydanoz ilave ediyorum ince doğranmış içine. Güzelce karıştırıyorum. Tereyağlı, sarımsaklı, maydanozlu güzel bir sos oldu. Patatesler fırından çıktı, 25 dakika pişirdim. Fırından çıktıktan sonra tereyağlı, sarımsaklı, maydanozlu karışımdan her birinin üzerine fırça ile bolca sürüyorum. Tereyağını tepeleme kullandık, bol miktarda bütün malzemeye yetmesi için Patateslerin ve havuçların üzerlerine bu sosu bolca bakın sürüyorum. Çayın yanında yemesi gerçekten çok lezzetli oluyor. Ve tekrar fırına gönderiyorum. Üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Ve artık fırından çıktı. Üzeri de güzelce kızardı, çıtır çıtır oldular. 15-20 dakika pişmesi yeterli geliyor artık servise hazır şimdi tabağa alıyorum bakın görüyorsunuz böyle atıştırmalık yiyebileceğiniz lezzetli bir patates oluyor böyle yakından gösterip servis tabağına hazırlıyorum soslu patateslerimiz ve havuçlarımız hazır Lezzetli güzel bir ezilmiş patates ve yanında havuç hazırladık. Lezzetli, nefis bir tarif. Akşam çayınızın yanında, afiyetle yiyebileceğiniz, kahvaltılarınız için hazırlayabileceğiniz bu güzel lezzeti mutlaka denemelisiniz. Hem pratik hem lezzetli, çok güzel bir tarif oldu. Güzel bir de bakın sos hazırladım. Malzeme listesini sosun ve patateslerin açıklamalar kısmında sizin için vereceğim. Sosumuzu sadece karıştırmamız yeterli malzemelerine ekstra bir şey yapmıyoruz. Malzeme listesi videomun altındaki açıklamalar kısmında her zaman olduğu gibi yayınlanacak arkadaşlar. Hemen sizler için küçük bir bakın doku testi yapıyorum ve videomu sonlandırıyorum. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.